Selahattin Demirtaş, 10 Nisan 1973 Elazığ Palu doğumludur. Kendisi Zaza'dır. Babası Tahir Demirtaş tesisatçı olup halen esnaflık yapmaktadır. Annesi Sadiye Demirtaş ise ev hanımıdır. Selahattin Demirtaş'ın 2 erkek 4 kız olmak üzere toplamda 7 kardeştirler. Kız kardeşi Aygül Demirtaş da hukuk mezunu olup Selahattin Demirtaş ile birlikte serbest avukatlık yapmıştır. Diğer 3 kız kardeşinden ikisi öğretmenlik, biri tasarımcılık yapmaktadır. Erkek kardeşi Nurettin Demirtaş 22 yaşındayken 22 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2004 yılında tahliye olmuş, BDP'nin 2007'de genel başkanı olmuş. Ancak bugün hakkındaki hapis kararları sebebiyle Erbil'de yaşamaktadır. Öbür kardeşi Süleyman Demirtaş ise tekstil mühendisi olarak çalışmaktadır. Selahattin Demirtaş evli olup Delal ve Dilda isminde 2 kız çocuğu vardır. Eşi Başak Demirtaş ise anaokulu öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Demirtaş gençliğinde babası Tahir Demirtaş'a ait tesisatçı dükkanında çalışmış, 1990 yılında liseden mezun olmuş. Mezun olduktan sonra 1991 yılı üniversite sınavında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmesi bölümünü kazanmış, ancak bölümünden memnun olmadığı için 1993 yılında tekrar girdiği sınavda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştır. Mezun olduktan sonra Demirtaş serbest avukatlık ve 2000 yılında meslektaşı Osman Baydemir'in de bulunduğu İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nde yöneticilik yapmıştır. Uluslararası Af Örgütü Diyarbakır Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kurucuları arasındadır. 2006 yılı sonunda kısa dönem askerlik yapan Selahattin Demirtaş, askerlik dönüşü ailesinin desteğiyle bir avukatlık bürosu açtı, fakat 2007 yılından alınan seçim kararı ve kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle'nin siyasi yasağından dolayı milletvekili adaylığının kabul edilmemesiyle Selahattin Demirtaş çevresinin de telkiniyle DTP ve EMEP, ÖDP ve SDP'nin katıldığı Bin Umut Adayları Hareketi'ni desteklediği Diyarbakır Bağımsız Milletvekili adayı oldu ve seçilerek meclise girdi. 2007 yılında ise DTP Grup Başkan Vekilliğine getirildi. DTP'nin kapatılması ile milletvekilleriyle yeni partiye BDP'ye geçtiler. BDP'ye geçtikten sonra yapılan ilk olağanüstü genel kurulda 289 oyun 288'ini alarak 1 Şubat 2010'da genel başkanlığa seçildi. BDP'de genel başkan olarak DTP'ye göre daha aktif bir siyaset izleyen Selahattin Demirtaş, Uludere olayı ve KCK davalarına aktif şekilde katıldı. Kürtçe savunmanın serbest bırakılması, uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması gibi konularda KCK davalarının sürdüğü 5 yıl boyunca önde gelen seslerden oldu. 2011 seçimlerinde partisi ve Emek, Demokrasi ve Özgürlük bloku tarafından desteklenen bağımsız aday olarak Hakkari'den aday oldu ve milletvekili seçildi. 2012 yılında daha geniş tabanlı bir siyasi oluşum amacını güden HDP'ye geçen BDP kadroları ile birlikte hareket etti. 22 Haziran 2014'te Figen Yüksekdağ ile birlikte HDP eş başkanlığına seçildi. 2014 yılı Ağustos ayında ilk defa referandum yoluyla yapılan 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan 3 adaydan biri olan Selahattin Demirtaş %9.76 oy alarak 3. sırada kaldı. Eş başkanı olduğu HDP 7 Haziran 2015 genel seçiminde baraj engelini %13 oranında oy alıp aşarak 80 milletvekili ile parlamentoda temsiliyet gücü kazanmıştır. 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Selahattin Demirtaş Edirne F tipi cezaevinde tutulmaktadır. Tutukluluğu süresince Seher, Devran ve Leylan adında 3 kitap yazmıştır. Bunların haricinde de çok sayıda resim çizmiştir.